Diyelim ki elma piyasasını baz alıyoruz. Bu videoda farklı fiyatlar söz konusu olduğunda elmanın arz ve talebini inceleyeceğiz. Hemen bir grafik çiziyorum. Dikey eksenin fiyat ekseni olduğunu biliyoruz. Buraya kilo fiyatı yazıyorum. Yatay eksende elma miktarını verecek. Bu eksende bazı noktaları işaretleyelim. Kilo fiyatı burada 1, burada 2, burada 3, burada 4 ve burada da 5 lira olsun üretilen ya da toplanan elmaların kilosunun da binlerle ölçüldüğünü varsayalım. Bir de bir zaman aralığı belirlememiz gerek. Örneğin önümüzdeki haftadan bahsettiğimizi varsayalım. Burası 1000, burası 2000, burası 3000, 4000 ve 5000 kilo elma olsun. Şimdi de bu piyasaya ait arz ve talep eğrileri hakkında konuşmak istiyorum. İsterseniz taleple başlayalım. Elma fiyatları eğer çok yüksekse tüketiciler ne yapar? Tabii ki elmaya olan talepleri azalır. Yani talep edilen elma miktarı azalır. Elma 5 lirayken talep edilen miktarda 500 kilo elma olsun. Bu arada talebin 500 kilo elma olduğunu söylemediğime dikkatinizi çekmek istiyorum. 500 kilo olan talep edilen elma miktarı. Anlaştık mı? Talep, fiyatla miktar arasındaki ilişkiyi belirler ve söz konusu olan miktar için de talep edilen miktar terimini kullanırız. Evet, 5 lira için talep edilen miktar 500 kilo. 1 lira için de 4000 kilo olduğunu varsayalım. Bu iki noktayı birleştirirsek, talep eğrisinin buna benzeyen bir şey olduğunu görebiliriz. Biraz daha düzgün çizeyim. Evet, talep eğrimiz buna benzeyen bir şey olacak. Not edelim, talep eğrisi sırada arz eğrisi var elmanın fiyatı belirli bir seviyenin altına düştüğünde elma üreticileri artık elma üretmek istemezler öyle değil mi bu fiyat örneğin 50 kuruş olsun evet elmanın fiyatı 50 kuruşken elma üretimi daha henüz başlamadı bile elma fiyatı 1 lira olduğunda arz edilecek elma miktarının 1000 kilo olduğunu düşünelim bu eğri de fiyat arttıkça artan bir eğri olacak bu da arz eğrisi bu grafiği belirli bir üretici, belirli bir piyasa ya da küresel elma piyasası için de yapabiliriz. Kısacası bu duruma hangi açıdan yaklaştığınızla alakalıdır. Ve bu videoda söz konusu olan piyasanın izole bir piyasa olan kasabamızın elma piyasası olduğunu düşünelim. Olur mu? Farklı senaryolarda neler olacağını da görmek ister misiniz? Örneğin elma üreticileri kendi planlamaları doğrultusunda o hafta elmanın kilosunu 1 liraya satacaklarına karar verirlerse ne olur dersiniz? Peki, elmanın kilosu 1 lira olduğunda ne olur? Az önce bu durumda arz edilen elma miktarının 1000 kilo olduğunu söylemiştim. Hemen not ediyorum. Evet. Bu senaryoda arz edilen miktar 1000 kilodur. Peki ya talep edilen miktar? Şuraya bunun üreticilerin kilo fiyatını 1 lira olarak belirledikleri senaryo olduğunu da not edeyim. Elmanın fiyatı 1 lira iken talep edilen miktar 4000 kilo. O halde bu durumda 3000 kiloluk bir açık var diyebiliriz. Fiyat 1 lira olduğunda daha fazla kişi elma almak isteyecek ama üreticiler bir şekilde bunu gözden kaçırdılar ve yeteri kadar elma üretmediler. Peki bundan sonra ne olur? Bir açıkla karşı karşıyayız ve elma almak isteyen bir sürü insan varken bu haftayı takip eden haftada ne olacağını düşünebiliyor musunuz? Öncelikle piyasadaki elmaların fiyatı artacaktır. Evet. Herkes bu elmaları o kadar çok istiyor ki kilo başına daha fazla para vermeye razılar. Ve bu durumda da elma fiyatları artar. İnsanların bu kadar fazla elma istediğini gören üreticiler de daha fazla elma üretmeleri gerektiğini düşünüp üretim miktarını artıracaklardır. Yani miktar da artacak. Üreticilerin gözünden bakacak olursak fiyat da artıyor, miktar da. Yani bu eğri üzerinde hareket ediyor olacak. Bundan sonraki haftada belki açıkta daha az olacak ya da hiç olmayacak. Fiyat ve miktar biraz artarsa, örneğin fiyatın 2 lira olduğunu düşünelim, bu durumda miktarda 1900 kilo gibi görünüyor. Evet, buradaki açığın daha az olduğunu görüyorsunuz değil mi? Neye varmak istediğimi anlamış olanlarınız olabilir. Ama biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü başka bir senaryodan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu olduktan sonra fiyatın ve miktarın çok çok fazla artarak bizi buradaki noktaya getirdiklerini düşünelim başka bir deyişle elmaya talebin bu kadar fazla olduğunu gören üreticiler elmanın fiyatı 3 lirayken çok daha fazla elma üretmeye karar veriyorlar. Elma üreticileri olarak daha önce kullanmadığım bir rengi seçeyim. Kilosu 3 liradan elma üretmeye başlayacağız ve toplam 3000 kiloda elma satmayı planlıyoruz. Evet, elma açığından sonra piyasa belki de bu duruma gelecektir. Peki bana burada yani elmanın kilosunun 3 lira olduğu durumda ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bundan bahsediyorum. Fiyat 3 lira. Hemen not ediyorum. Elmanın kilosu 3 lira. Arz edilen miktar 3000 kilo. Bunu da not edelim. Talep edilen miktara gelecek olursak, talep edilen miktarın çok daha az olduğunu görüyorsunuz değil mi? Neden diyecek olursanız elmanın fiyatı çok yüksek. Yani tüketiciler elmanın 1 kilosuna bu kadar para vermek istemiyorlar. Grafik üzerinden talep edilen miktarın bakıyorum yaklaşık 1300 kilo olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu ne anlama gelir? Talep edilen miktar arz edilen miktardan çok çok daha az olduğunda da bir fazlalıkla karşı karşıya izlemektir. Bunların hepsi aynı senaryoda olup biten şeyler oldukları için aradaki çizgiyi sileceğim. Bir bakalım. Elimizdeki fazlalık 3000-1300. Ne eder? 1700 kilo. 1700 kiloluk bir fazla durumunda da elmalar sonsuza kadar taze kalmayacakları için üreticiler satışları arttırmak için fiyatları düşürmeye başlayacaktır. Fiyatlar düşmeye başladığında elmalarda satılmayıp bozulmaya başladıklarında miktarda azalacaktır. Evet, bu durumda üreticiler de daha az elma üretecekleri için eğrinin üzerinde bu yöne doğru hareket edeceğiz. Ve fiyatlar azaldığında talep edilen miktar nasıl değişir? Artar, öyle değil mi? Buradaki fiyat çok yüksekti ve üreticiler de bu yüzden fiyatları düşürdüler. Fiyatın düşmesi miktarı da azalttığından bu yöne doğru hareket ettik. Ama fiyatın düşmesi talebi arttırdı ve bu yöne doğru ilerledik. Başlangıçta fiyat çok düşükken bir açıkla karşı karşıyaydık ve fiyatlar artmaya başlamıştı. Fiyatlar arttığında üreticiler daha fazla üretmeye başladılar. Eğriyi yukarı doğru kaydırdılar. Ama fiyatlar arttığında insanlar daha az elma almak istedikleri için talep edilen miktar da azaldı. Tüm bunlar olurken piyasanın doğal olarak bu iki eğrinin kesiştiği noktaya doğru ilerlemeye çalıştığını görüyorsunuz değil mi? Hemen işaretliyorum. Her şey bizi bu noktaya yönlendiriyor. Bu arz edilen miktarla talep edilen miktarın birbirine eşit olduğu fiyattır. Ve burada yaklaşık olarak 2,15 lira olarak görünen bu fiyata denge fiyatı adı verilir. Evet, denge fiyatı kilo başına 2,15 lira. Az önce de söylediğim gibi bu arz edilen miktarla talep edilen miktarın birbirine eşit olduğu fiyat arz edilen miktarla talep edilen miktarın birbirine eşit olduğu miktara da denge miktarı adı verilir. Bu da yani denge miktarı da yaklaşık olarak 2200 kilo. Başka hiçbir şeyin değişmediğini varsayarsak bu hem tüketici hem de üreticiler için oldukça iyi bir durum. 2200 kilo elma üretecekler. Bu fiyata satacaklar ve herkes mutlu olacak. Bu arada tüm elmalar da satılacak ve hiçbiri çürümeyecek. Harika!